İntegral Forex TV canlı yayına herkese merhaba. Hisselerinizi cevaplamaya geldik. Her cumartesi olduğu gibi saat 4'te canlı yayınımız devam edecek. Karantina olduğu sürece biz de buradayız. Sakın unutmayın. Şimdi öncelikle genel uyarımı yapacağım. Bu canlı yayın sadece sizin sorduğunuz hisselerle alakalı. Dolayısıyla teknik analiz yapıyoruz. Temel analiz yapmıyoruz burada ya da bilanço değerlendirmiyoruz. Çünkü her hissenin temel analizine girersek oldukça uzun bir vakit alır. Mümkün olduğunca sizin almış olduğunuz kararlarda, hisse kararlarınızda size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Ama tabii ki yani bir hisseyi değerlendirirken sadece ve sadece teknik analiz yeterli değil. Bunu baştan söyleyelim, her hafta söylediğimiz gibi mutlaka hissenin temeline bakmanız lazım. Bilanço mesela bilanço dönemindeyiz şu anda, bilançolarına bakmanız lazım. Dördüncü çeyrekte çok güzel netkarlar açıklanıyor, çok güzel bilançolar var. Bunların nedenlerini anlamanız sizin için kararlarınız açısından çok doğru olacak. Biz integral olarak mümkün olduğu kadar fazlaca raporlar yazıyoruz. Her bilanço sonrasında mutlaka şirketle alakalı bilançomuz oluyor. Onları okumanızı, medyada bulmanızı tavsiye ederiz eğer müşterimiz değilseniz. Diğer taraftan da diğer yazılan bütün aracı kurumların raporlarınızı okumanız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Bunları söylemeden yayına başlamak istemedim. Şimdi hemen öncelikle bir bakalım geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Bir karşılaştırmalı getiri tablomuza bakalım. Özellikle bu hafta bence getiri anlamında fena bir hafta değildi. Sadece dolar TL'de yani dolarda bir aşağı yönlü bir getiride bir negatiflik var. Ama onun dışında Borsa İstanbul mesela %0,7'lik değer kazancı içerisinde oldu. BIST 30'da 0,7'lik yine değer kazancı içerisindeydi. Dünya borsalarında fena bir hafta geçirmedik. Yani genel itibariyle Portekiz borsasında, Güney Kore borsasında ve DAX'ta bir negatif hikaye oldu ama şunu söyleyeyim. Şimdi yurt dışında yeni yüksek yapabilecek yani işte S&P'de, Dow Jones'ta ya da ABD endekslerinde evet yukarıdayız, yüksek yerlerdeyiz. Ama momentumu bir bu kadar daha yükseltebilecek yeni bir hikayemiz yok. Dolayısıyla direnç bölgelerinde aslında S&P, Dow Jones güzel yerlerde ama güç almakta, daha da yükselmekte biraz zorlanıyor. Bizde de mesela işte birazdan grafiğini açacağım. Borsa İstanbul'da da güzel yerlerdeyiz ama mesela bir 1550 seviyesinin üzerine yerleşemiyor. 1580'i göremiyoruz. Dolayısıyla hani ufak bir momentum kaybı da yaşamıyor değiliz. Fakat yükselmek isteyen bir endeks karşımızda var. Bunu söyleyeyim. Diğer taraftan biz BIST 30 şirketleri içerisinde genel itibariyle hani Koza ve Kozal'da çok yüksekler gördük. Koç Holding'de bir de geçtiğimiz hafta sektörel bazda BIST 30 sektörlerine baktığımız zaman da madencilik bir tap yapmış durumda. Finansal kiralama faktöringde yüksekler var. Bilişim sektörü son cuma günü zaten bilişim yazılım sektöründe bir yukarı yönde bir atak gördük. Bir haber yoktu aslında ama burada da dikkatimizi çekti. Ve turizm sektöründe de yine güzel kapanışlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve çok basit bir şekilde emtialara baktığımız zaman da platinin yıldızı gerçekten parlamış durumda. Bunu da söylemek mümkün. Ons altın biraz daha açıkçası yatay seyrediyor. Şimdi BIST 100 grafiğine baktığımız zaman yani endeks grafiğine baktığımız zaman geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim gibi 22 günlük ortalamasının üzerinde yani 1530 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarlı. Şimdi stratejimizi şu yönde kuracağız. 1530 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece çok panik yapmaya, ısrarlı satış yapmaya gerek yok. Yani 1530 seviyesi satışlar konusundaki temkinli olma açısından bizim ilk sinyalimiz olabilir. 1530 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 1550'leri görme şansı oldukça yüksek. Bunun da üzerine yükselişler olursa eğer 1580 direnç seviyemiz var. Dolayısıyla şimdilik panik yapılacak yerlerde değiliz. Ancak son şöyle bir 10 günlük özellikle geçtiğimiz haftalardaki yaşanan şuradaki düzeltmeden sonra bizim
Hem hareketli ortalamalarda hem de Borsa İstanbul'daki yükseliş trendimizde bir miktar yataylaşma oldu. Dikkat ederseniz şuradan gelen, şöyle biraz daha şey yapalım. Şu kırmızı çizgiye dikkat ederseniz yükselişini biraz daha sanki son 10 gündür, 15 gündür daha yataylaştırmış durumda. Şöyle bir şey olabilir. Yani Şubat ayı içerisinde ya da Mart ayı içerisinde 22 günlük ortalamayı bu yatay hareketle birlikte aşağı yönde esnetebilir. 1500 seviyeleri önemli noktalar. Özellikle 50 günlük ortalama da 1477 seviyesine denk geliyor. Ortalamalar birbirine yaklaşabilir ve dolayısıyla burada 1500-1477'ye doğru bir sarkma da söz konusu olabilir. Yani 1477'nin altında kapanışlar görmediğimiz takdirde çok büyük panik yapabilecek bir durum yok. Zaten uzun vadeli yatırımcılar için düşüşler, eğer iyi şirketlerdeyseniz, güzel karlı şirketlerdeyseniz, potansiyeli olan, geleceğe daha karını arttırabilecek ve potansiyel sağlayabilecek bir şirket hissesi varsa uzun vadede, dolayısıyla her düşüş sizin için de iyi bir fırsat niteliğinde olabilir. Onu şirket bazında değerlendirmekte fayda var. Kısa vadeli yatırımcılar, al sat yapan yatırımcılar için bu arada yaşanabilecek dalgalanmalarda işte bu gibi stratejiler yapın. 1530 seviyesinin altında 1500 seviyesinin ne doğru bir geri çekilme olursa belki oradan değerlendirilebilir. Ama hani buralar işte ne diyelim sarı, yeşil, sarı ve kırmızı ışıklar gibi, kırmızı ışığımızda 1477 seviyesinde. XU30'a baktığımızda geçen hafta 22 günlük ortalamasının altında kalmakta biraz ısrarda olmuş. Dolayısıyla orada da 50 günlük ortalaması 1606 seviyesinde. Hani belki burada Viyop'ta eğer şirketinizin beklentileri bittiyse ya da işte satışlarda hızlanmalar varsa Viyop'ta oradan satışa geçebilirsiniz ya da 1606 seviyesinin altında spot piyasadaki 1606 seviyesinin altında bir kapanış oluyorsa, birkaç günlük kapanış bu seviyenin altında kapatıyorsa burada da strateji anlamında belki kısa pozisyona geçmekte fayda olabileceğini düşünürüz. Dolarda çok önemli bir hareket yok. Yönümüz aşağıya. Dolar TL'de zaman zaman yukarı yönde tepkiler alacağız. Hani burada aman tamam artık yönümüz yukarı dönüyor şeklinde ifade etmemekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada dolar zayıf olmakla birlikte işte biliyorsunuz Kasım ayından beri devam eden değişen ekonomi politikaları ile birlikte TL'de bir değer kazancı var. Dolayısıyla şu anda bunu yaşıyoruz. Haftalık grafikte bizim 50 haftalık ortalamamız yani 7.24 seviyesinin üzerine kapanışlar olmadığı takdirde yükselişler çok net bir şekilde bizim için satış fırsatı olacak. Bunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra hemen sevgili yönetmenimiz kahramanın yazmış olduğu hisselere bakıyorum ve bayağı da birikmiş. Hemen başlayalım. Evet, ilk hissemiz Akol. Anadolu Holding bir kere güzel bir firma. Ondan bahsedelim. Kısa vadeli yatırımcılar için 29 seviyesi aşağıda iyi bir destek. Bence şu anda şu işte yani İkillitepe gibi değerlendirebiliriz ama genel itibariyle yavaşlamalar 31 seviyelerde olmuş. Yukarı yöndeki ataklarda 31 seviyesi ilk belki temkinli, dikkatli olabileceğiniz bir seviye olabilir diye düşünüyorum. 29'un altında kapanışlar olmadığı takdirde yukarı yöndeki hareket devamlılığını sağlayabilir. 29'un altında kapanış olursa ne olur? Panik yapmaya gerek yok. Yine eğilim yukarıda. Yani yaklaşık olarak Ekim ayının sonundan beri başlayan bir yükselen trend var. Ve bu yükselen trend zaten hemen hemen her hissede var. Biraz sonra diğerleriyle de eğer denk gelirsek ona da şu anda çizeceğim aynı yükselen trendi çizeceğim. Çünkü güzel bir trend oluştu Ekim sonundan, Kasım başından beri. Ve bu da devam ediyor. Yani genel itibariyle yükselen trend sürdüğü sürece problem yok. Aşağıda 29'ların altında düşüşler olsa dahi yeni alım pozisyonu için mesela 27.66 seviyesi ya da 27.10 seviyesi bakılabilir.
eğilimde bir negatif eğilim oluşmamış. Teknik göstergeler yukarıyı gösteriyor. Herhangi bir hissede teknik anlamda bir sorun olduğunu söylemek mümkün değil. Evet, Hülya Hanım Tekfen ve Migros'u sormuş. Tekfen bakalım. Şöyle ki yine mesela biraz önce bahsettiğim dönemdeki o yükseliş trendi Kasım başından beri devam eden yükselen trend burada da var. Ve yaklaşık olarak 17-36 seviyesinden 17-30 bölgesinden geçiyor şuralar. Dolayısıyla 50 günlük ortalaması da 17-25'ten geçiyor. Kısa vadede buralarda yukarı yönde tepkiler gelebilir. Bu tepkilerin kısa vadede 18-20'ye doğru sürmesini bekleyebiliriz ama 18-20'nin üzerinde eğer bir 2 günlük kapanış yapıyorsa burada potansiyelini 19 seviyesine doğru sürdürmesi mümkün gibi görünüyor. Bence şu anda Tekfen elinizde varsa ve düştüyse panik yapmayın. Yani yükselen eğilim şu an önünde henüz kırmamış ve 50 günlük ortalamasının da üzerinde. Teknik göstergelerde çok ciddi bir bozulma yok ama eğer 50 günlük ortalamasının altında yani 17-25 seviyesinin altında kapanışlar olursa o zaman biraz sıkıntımız olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Migros'ta ise işte bu perakende sektörüyle ilişkin biliyorsunuz hafta içi gelen bir haber vardı. Migros'un yaklaşık olarak cirosunun bir %8, %10'u negatif etkilenebilir. Bununla birlikte, bu haberle birlikte son 2 günde Perşembe ve Cuma günü ciddi satışlar oldu. Döndüğü nokta, döndüyse eğer, ya döndüğüne ilişkin bence bir günlük kapanışa daha ihtiyacımız var ama 50 günlük ortalamasını da kapattı. Bence burası çok önemli bir yer. Bu da 43.55'ten geçiyor. Eğer bu seviyenin üzerinde 1-2 günlük kapanış yapmakta ısrarcı olursa o zaman yukarı yönde tepkiler gelebilir ama Migros'ta moraller biraz bozulmuş durumda. Diğer perakende sektörlerini de değerlendiririz, şirketlerini de değerlendiririz sorular gelirse. Yani genel itibariyle hani 43.55'in üzerinde kaldığı sürece panik yapmam ama bunun altında birkaç günlük kapanış oluyorsa biraz daha hani düşünürüm. Çünkü burada sağlayabileceğiniz getiri için bence bu son 2 günlük hareket biraz vakit kaybı yaratabilir. Ama Migros mesela bizim model portföyümüzde de var ve 12 aylık hedef fiyat için biz 60 TL'yi bekliyoruz. Dolayısıyla hani model portföyümüzden henüz çıkarmadık. Ama bize eğer zaman konusunda geciktirecekse, Migros kötü bir firma değil bu arada, hani onu tekrar değerlendiririz. Fakat şu anda herhangi bir değişim yapmadık. Bence 43.55 seviyesini dikkatli takip etmeniz de gerek olduğunu düşünüyorum. Oğuz Bey Çimsa sormuş. Bakalım. Çimsa'da yükseliş potansiyeli sürüyor. Fakat kısa vadeli olarak bir sıkışma hareketi içerisinde dar bir banda girmiş durumda. Burada benim düşüncem 22.66 seviyesinin üzerini koruduğu sürece yukarı yönde tekrardan tepkilerin özellikle 26'lara doğru gitmesi beklenebilir. Yükseliş eğilimi güzel. Son dönemde daha fazla bir hızlanma oldu şu bölgede ama zaten uzun zamandır yükselen trend içerisinde hareketini Çimsa sürdürüyordu. Bir miktar şu anda yataylaşma var. Bence bu normal. Yani 25'lerin üzerindeki hareketten sonra biraz fazla yorulduğunu düşünüyorum. Acele etmeyin, bekleyin. Yani almak istiyorsanız eğer alım pozisyonu için 22.65-22.50 bandı biraz daha iyi olabilir. Hatta düşüşler oluyorsa 20'nin de altına düşüşler oluyorsa yine oradan da değerlendirebilirsiniz. Çünkü son 4 haftalık hareketle baktığımız zaman bu haftalık grafik şu anda açtığım yani yükseliş eğilimi çok hızlı gitti. Ortalamalarını aşağıda çok geride bıraktı. 22 haftalık ortalaması 16.73'te, 50 haftalık ortalaması da 12.44'te. Bence hani artık bir bu kadar daha yükselir miyi konuşmakta fayda var. Bunu düşünüyorsanız hani buralardan yeni alım yaparsınız. Ama eğer daha iyi bir getiri elde etmek istiyorsak biraz daha aşağılardan almakta fayda olacağını düşünüyorum. Evet, sorulara bakalım. Şişecam sormuş Serdar Bey.
Ya Şişecam güzel bir firma. Temel anlamda da yine aynı şekilde. Bilançosu da geldi. Güzel, güzel bir şirket. Birleşme olduktan sonra da bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz. Belki bir temettü firması olmaya aday olabilir. Soda biliyorsunuz böyle bir firmaydı. Şişe de yine bu şekilde olabilir. Bence güzel ama biraz nazlı. Yani yükseliş hareketini böyle çok dik bir şekilde yapamıyor. Bence ileride ürettiği katma değerli ürünlerle birlikte ve şu anda yapacağı hani yeni yatırımlarla birlikte güzel bir hareket başlangıcı yapacaktır. Uzun vadeli düşünüyorsanız Şişe sizin için uzun vadeli bir hisse olabilir. Kısa vade düşünüyorsanız eğer fiyatlar biraz daha yataylaşmaya başlamış durumda. Son bir haftalık periyotta 7.60 seviyesi, yukarıda da 7.90 seviyesi biraz yatay hareketini sürdürdüğü alan olmuş. Fiyat hareketinin içerisinden 22 günlük ortalama geçmeye başlamış. Bu da hani biraz daha kararsız bir hareketi de bize sunabilir. Dolayısıyla çok büyük bir problemi yok. 7.43 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareket etme şansı halen daha var. Ama sanki biraz vakit buralarda biraz yataylaşarak bize vakit kaybettiriyor olabilir. Ama onun dışında uzun vade düşünüyorsanız bence bir sıkıntı yok. Turgay Bey, Arçelik sormuş. Bakalım. Şöyle Arçelik'te çok güzel bir bilanço açıkladı. Yurt içi satışları oldukça kuvvetliydi yurt içi tarafta. Şık bir bilanço açıkladı ve bu bilanço hareketinden sonra fiyatları artık tamam yansıtılmış durumda oldu ve biraz daha geri planda kaldığını düşünüyorum. 34 seviyesi, 34-20 seviyesi, 22 günlük ortalama bunun altına doğru kaymalar oldu. Henüz hani sata geçmek için bence erken. Yükselen trend eğilimi devam ediyor. Uzun vadeden beri aslında bu eğilim korunuyor. Dolayısıyla şirket hissesindeki performans 3 aylık ya da 1 aylık ölçüde baktığımız zaman zaten aslında belli bir yerden belli bir yere gelmiş durumda. Bir yorulma, son dönemde bir yorulma olması, bir durağanlaşma olmasının normal olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilanço açıklandıktan sonra 34-20 seviyesinin altında kaldığı sürece çok yani belki bir yeni sıçramalar yapamayabilir. Evet ama 32-17 seviyesinin üzerindeki hareket korunduğu sürece elde tutulabilir. Çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Bey ve Sezgin Bey Bimaş sormuş. Bimaş'la ilgili sorularınız var. Gördüm. İşte bu hepsi perakende haberinden sonra oluşan aşağı yönlü eğilim. Şokta da biz bunu yaşadık. Bimaş da kötü bir firma değil. Bimaş'ta da yine potansiyel aslında var. Perakende gıda sektöründe yukarı yönde hareket olmasını aslında bekliyorduk. Bilançolarını da bekliyoruz yine aynı şekilde ama işte bu haberden sonra satışlar hızlandı. Yani biraz daha temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. 66-50 seviyesi aşağıdaki destek konumunda. Teknik göstergelerde bozulmalar oluşmuş. 72 seviyesinde hem 50 günlük hem de 22 günlük ortalama kalmış. Ama haftalık tarafta baktığımız zaman şu anda yeni yeni daha 22 günlük ortalamasının altına doğru, 22 haftalık ortalamasının da altına doğru kaymalar var. 22 haftalık ortalaması da 69-68 seviyesinden geçiyor. Yani aşağılarda biraz daha sanki işte 66-50'ler, 65 destek konumunda olabilir. Buralara doğru geri çekildiğinde hatta 64'lere doğru geri çekildiğinde bence alım fırsatı uzun vade için iyi bir şekilde verebileceğini düşünüyorum. Kısa vadede teknik göstergelerini sanki biraz bozmuş gibi. Serkan Bey Doğaş sormuş. Ona cevap verelim. Doğaş güzel bir firma. Fakat sanki biraz tarihsel ortalamalarındaki çarpanlarına baktığımız zaman sanki biraz ederinde gibi. Ama iyi bir firma. Karlılığı çok güzel. Dördüncü çeyrekte de iyi bir bilanço açıklamasını bekliyorum. Benim sevdiğim şirketlerden bir tanesi. Şimdi hisse de zaten aslında performans olarak son 1 ayda da 3 ayda da güzel yükselişler aldık. Bence biraz detaylaşma olacak diye düşünüyorum. Özellikle 34-18 seviyesi aşağıda yakın destek. 30-65 de aşağıda yakın bir sonraki destek olarak takip edilebilir.
Yukarıda yükseliş performansını biraz daha işte yavaşlattığı noktalar 38-80'ler. Bir o taraflara bakacağız açıkçası. Bilançoyu görmekte ve bilançoyu değerlendirmekte fayda var. Şu anda teknik göstergelerinde herhangi bir sorun olduğunu görmüyoruz. Şöyle yapalım. Teknik olarak bir şu anda sıkıntım var. Hemen şuradan devam edelim. Evet, arada bir böyle problemlerimiz olabiliyor. Teknik anlamda küçük ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ben Petkim, Tüpraş, Tofaş bunları görüyorum. Hepsini de cevaplandıracağım. Evet. Genel olarak bu hafta hisselerde bir miktar daha aşağı yönlü bir hareket oluşma isteği olmuş gibi görünüyor. O dikkatimi çekti. Özellikle birçok hissede şunu unutmayın. 22 günlükle 50 günlük ortalama arası ne kadar açıksa o kadar işte 22 günlük ortalamasını aşağı yönde kırdığı zaman problem olma riski olabiliyor. Biraz onları değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, Faruk Bey ve Abdullah Bey Petkim sormuş. Petkim'e bakalım. Petkim yavaş yavaş bozuyor. Yani 5.03 seviyesinde 50 günlük ortalaması, 5.09, 5.10 seviyesinde de 22 günlük ortalaması var. Teknik göstergelerinde biraz böyle bozulmalar var gibi görünüyor ama 5.10 seviyesinin üzerine tekrardan tutunmakta ısrarcı olursa eğer tekrar bir 5.40 zıplaması yapabilir. Fakat bakın bu şirketin haftalık grafiği. Haftalıkta özellikle son işte 2, 4, 6, 8 haftalık periyotta biraz daha yataylaşma söz konusu ve ortalamasının kendisine yaklaşmasını bekliyor. Hani bazı hisseler ortalamalarına bazı grafiklerde mumlar ortalamalarına yaklaşır. Bazı grafiklerde de belli bir yataylaşma olur. Ortalamaların kendine yaklaşmasına izin verir. Dolayısıyla aslında bu öyle bir grafik. Yükseliş performansını şu alanda 5 seviyesinin hani kah altında kah üzerinde koruyor. Ancak ortalamalar çok aşağıda kaldığı için ortalamanın kendine yaklaşmasını bekliyor. 5 seviyesinin aşağısında satış baskısı hızlanırsa biraz daha temkinli olursunuz. Ama bu hisseyi eğer uzun vade olarak değerlendirirseniz sıkıntı değil. Petkim Petkim'dir. Güzel bir şirkettir. Dolayısıyla düşüşler de yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özgür ve Vedat Bey Hektaş sormuş. Hektaş merak edilen hisselerden bir tanesi. Tuncay Bey Hektaş'ın ve Sasa'nın bilançosunu yorumladı. İkisi de çok güzel hisse. Hektaş da artık ama gördüğünüz gibi bugünlük grafiği şöyle bir şelale yükselişinden sonra şurada bir yataylaşma var. Çok normal. Çok çok normal. Bakın dikkat ederseniz hisse yükselirken yavaş yavaş teknik ortalamasından uzaklaşmış şu yeşil çizgiden ama daha sonrasında fiyat ortalamasına yaklaşmış ve fiyat da yataylaşarak ortalamanın tekrar kendisine yaklaşmasına izin vermiş. Şu anki durumda 22 günlük ortalama olan 27-30 seviyesinin aşağısına doğru bir geri çekilme var. İşte bu bahsetmiş olduğum 22 günle 50 günlük arasındaki açıklık şu bölgede. Yani satış baskısı olabilir mi? Olabilir. Çünkü ciddi bir düzeltmeye ihtiyaç var. 24.88 seviyesi burada izleyeceğimiz destekler. Yani artık hani kısa vadeli yatırımcıysanız burada isterseniz hani uzun vadeye geçebilirsiniz. Çünkü uzun vade için Hektaş hissesi iyi bir potansiyel sağlıyor. Lütfen Tuncay Bey'in değerlendirmesini de mutlaka dinleyin. O size bir fikir sağlayacaktır. Ya da artık hani karınız varsa kâr cebe yakışır da diyebilirsiniz. Ya da beklemeyi de seçebilirsiniz. Burada karar tamamıyla size ait. Çünkü nasıl bir hani parayla ilişkiniz, kâr beklentinizle ilişkiniz nasılsa bu şekilde de hareket etmenizi Hektaş hissesi için tavsiye ediyorum. Tercan Bey Sanko demiş. Biz de cevap verelim. Sanko'da çok ciddi bir bozulma yok ama aşağı yönlü bir eğilim oluşmuş. 9.82 seviyesinin altına düşüşler olursa 9.36'ya doğru bir
aşağı yönde kayma olabilir. Yani 9.36'nın üzerinde kaldığı sürece çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum ama bunun da altında satışlar olursa dikkatli olmakta fayda var. EKGO'da o yükseliş hareketi iyiydi. 2.75 hareketi. Son birkaç günlük harekette 2.5'lara yaklaştı. Normal. Şöyle GEO'larda zaten yüksek faiz ortamında aslında fiyatlanacak çok önemli bir hikaye yok. Hani belki yılın ikinci yarısından sonra eğer faiz indirimleri başlarsa orada bir potansiyel oluşabilir ama şu anda belki yılın ikinci yarısındaki faiz indiriminde fiyatlı olabilir. EKGO'da 2.5 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece tekrardan yukarı yönde tepkilerin gelme şansı yüksek. Gelmezse eğer ikinci takip edeceğimiz destek noktası da bana kalırsa 2.33 seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. İhsan Bey Asus'u sormuş. İşte bu bahsetmiş olduğum yavaşlamalar hisselerde kendini hissettiriyor. Dolayısıyla Asus'u da bunu yaşıyor. Otomotiv sektörü içerisinde biraz daha geriden takip ettiğim bir hissi benim Asus'um. 19.58 seviyesi yatay desteği olabilir diye düşünüyorum. Ama aşağıda yeniden hani 19.20'lerin üzerinde kaldığı sürece çok bir problem yok. Kısa vadede biraz yorulmalar ve yataylaşmalar olmuş. Çok ciddi bir sinyal vermiyor yukarı ya da aşağı yönlü olarak. Ama dediğim gibi aşağıdaki desteğin üzerinde kaldığı sürece değerlendirme yapabilirsiniz. Ünal Bey Nibaş sormuş. Bakalım. Evet. Yani şimdi Nibaş'ı bilmem. Hiç takip ettiğim bir hisse değil benim. Şu yaşanan harekette çok güzel de bir hareket değil. Teknik anlamda böyle çok sevdiğimiz bir hareket değil açıkçası. Şu bölgede de yine aynı şekilde çok güzel olaylar yaşanmamış gibi görünüyor ve şirket hissesi aşağı yönde bir eğilim yapmış gibi. Son 2 gündür yükselişinin neden kaynaklandığını bilmiyorum. Lütfen kamuyu aydınlatma platformuna bakın. kap.gov.tr. Dolayısıyla bir haberden kaynaklı olmuş olabilir. Haber yükselişine benziyor bu. Ama yani 38.42 seviyesinin üzerine yükselmediği ve yerleşmediği sürece çok anlamlı yükselişler olacağını da düşünmüyorum. Orhan Bey Türk Hava Yolları'nı sormuş. Havacılık sektöründe bu haftalarda böyle güzel, daha doğrusu hareketli günler geçirdik. Öyle söyleyeyim ama son bir haftadır da biraz daha yataylaşma söz konusu olmuş. Ya, yapacak bir şey yok. Yani havacılık sektörünün hepsi için genel anlamda konuşacağım. Yurt dışında açılmalar söz konusu olmadı da belki yılın ikinci yarısında olabilir diye düşünüyoruz. Bu tedarik mevzuları var, işte endişeleri var. Diğer taraftan yurt dışında Almanya'da keza vesaire açılmalar tam olarak sağlanmadı. Bu olmadığı sürece havacılık sektörü kah aşağı kah yukarı bu şekilde gitgelli bir şekilde devam edecek. Türk Hava Yolları da bunu yaşıyor üzerinde. Bence düşüşler hatta yani onların altına doğru, onlara doğru düşüşler bence uzun vadeli alım fırsatıdır. Türk Hava Yolları'nda ve diğer havacılık hisselerinde burada da öyle olacağını düşünüyorum. Varsa elinizde uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız tutabilirsiniz. Hani biz biraz da TAV'ı daha ön plana çıkartıyoruz. Belki Çelebi olabilir. Hani Pegasus Türk Hava Yolları ile kıyasladığımız zaman temel anlamdaki hareket alanı daha esnek. Türk Hava Yolu biraz daha borçlu. Ama yani 12.50 seviyesinin üzerine yerleşik seyirleri olmadığı takdirde açıkçası hani günlük anlamda böyle bir zayıflık söz konusu olacaktır. Ama uzun vadeli için bu fiyatlar bence iyi. Hatta bunun altındaki düşüşlerde alım fırsatı için iyi seviyeler olabilir diye düşünüyorum. Nadir Bey ve Mehmet Bey Karsan sormuş. Bakalım Karsan. Evet, Karsan'da 5.5'ların üzerindeki şuradaki hareket yeni bir direnç yaratmış 5.70'teki. Ve buradan sonra da bir aşağı yönde düzeltme hareketi yapmış. Bu düzeltmeden şu anda kendine bir alan arayışı olduğunu seziyorum. Yani 7.76 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu alan korunabilir. Ama 7.76 seviyesinin altında düşüşler oluyorsa
Aşağıda 4,5 ikinci takip edeceğim destek noktası olur. Yaklaşık olarak 3,92'ye kadar aşağısı boş. Oraya dikkatli bakmakta fayda var. Kamil Bey ve Cihan Bey Garan sormuş. Bankacılık hisselerine bakalım. Yavaş yavaş ufak ufak toparlanmalar aldık. X Bank'ı şöyle göstereyim ben size. Şöyle son dönemde ortalamaların üzerine tam olarak yükselemeyen ve güçlenemeyen bir bankacılık endeksi var. Potansiyelini biraz daha güçlendirmesi için 1508 seviyesinin üzerine yerleşmesi lazım. Şu anda bunu sağlayamıyor. Dolayısıyla Garan ve diğer bankacılık hisselerinde de biraz böyle yani vites düşürücü hareketler olabilir. Durkaklı hareketler olabilir. Tam böyle gaza falan basamadık. Ama garantide 9,88, 9,83 seviyesinin üzerinde kısa vadede kalındığı sürece yukarı yönde tepkilerde olabilir diye düşünüyorum. Yani biz aslında 2021 yılında bankacılık endeksinde güzel potansiyeller olacağını düşünüyorduk. Yabancı yatırımcının buraya ilgisinin olabileceğini düşünüyorduk. Yani şimdilik yakın vade için böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla dediğim gibi durkaklı bir hareket var. Yani biraz bakacağız, biraz bu tarafı izleyeceğiz. Durmuş Bey Ulu Un sormuş. Evet, Ulu Un'da bu hareketi tekrar yapabilir mi? Şu işte 20'lere doğru hareketi tekrar yapabilir mi? Bunu söylemek gerçekten çok zor. Temel anlamda çok bilmediğim bir hisse Durmuş Bey. Ama son dönemde hani takriben yaklaşık olarak 17,5'larla aşağıda işte 16-20'ler arasında bir yataylaşma söz konusu. Belki burayı korumak isteyebilir. Eğer 17,5'ların üzerine yükselirse tekrardan yukarı yönde bir hareket yapmak isteyebilir ama şu bölgeyi görüyorsunuz. Şuradan şuraya kadar yaklaşık 20 seviyesine kadar zaten bir potansiyel, zaten bir yükseliş yapmış. Buradan sonrasında bir miktar dinlenme hareketi yapıyor. Bunu da şey yapalım. Hani göz önünde bulunduralım. Genel itibariyle teknik ortalamaların üzerinde ama yani şu an bir yataylık söz konusu. Egen ve Ereğli Uğur Çetin Bey sormuş. Egen Ereğli bilanço açıkladı. Çok güzel bir bilanço açıkladı. Hakikaten iyiydi. O bilanço yorumlarımıza bir bakın, bir okuyun onları. Egen'de bir yavaşlama var. Son yaklaşık olarak 6 gündür bir satışa geçmiş durumda. 1723 seviyesi, 1685 seviyesi. Bunların altına doğru kaymalar olur ve birkaç günlük kapanışta bu seviyelerin altında kapatmalar olursa ilerleyen dönemde kendini biraz daha aşağıya salabilir diye düşünüyorum. 1520'ler aşağıda güzel destekler. Hani yeni alımlar düşünürse belki buralara bakmak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bülent Bey Vespe sormuş. Vespe'nin bilançosu açıklanmadı ama ben Vespe'nin ve Vespe'nin iyi bir bilanço açıklayacağını düşünüyorum. Hatta merakla bekliyorum. Bir gelsin onları da değerlendirelim. Onlarla ilgili belki de bir bilanço videosu çekeriz. Şöyle ki burada da son 4 günde yine bir düzeltme hareketi içerisinde. Çok normal. Diğer bütün hisselerde olduğu gibi bunda da bir aşağı yönlü düzeltme var. 50'nin üzerinde kalıcı olamadı. Ya ama diğer hisselerde söylediğim gibi bakın. Şuradan gelen yani Mart ayından gelen oldukça dik ve oldukça güzel bir yükselen trend var zaten. Bunu hemen hemen Kasım ayı başında daha da dikleştirmiş. Şuradaki son işte 3 aylık performans, son 6 aylık performans çok çok güzel. Zaten hani size 3 ay önce aldıysanız ya da 6 ay önce aldıysanız iyi bir yükseliş kaydetmiş. Ama son dönemde kısa vadede aldıysanız burada bir geri çekilme var. Yani hani düzeltmesini nereye kadar yapabilir? 46-30 seviyesine, 46-40 seviyesine kadar yapabilir. Buradan belki yukarı yönde tepkiler gelebileceğini düşünüyorum. 45'lerin altında biraz daha temkinli olmakta fayda var. Kısa vadeli alsat yapan yatırımcıları biraz bu bölgeyi yorabilir. Bunun da altına önümüzdeki günlerde eğer endekste satış baskısı artarsa o zaman 45'lerin altında da bir kapanış olabilir ama bu uzun vade için alım fırsatı vermek için Vespe çok iyi bir firma çünkü. Vestel de yine aynı şekilde iyi bir fırsat verecektir diye düşünüyorum. Uzun vadeciler burayı kaçırmaz. Şimdi diğer taraftan
Evet. Goodyear, Burak Bey ve Yılmaz Bey sormuş. Goodyear'a bakalım. Onlara doğru bir sıçrama olmuş. Yeniden böyle bir sıçrama olur mu? Bir bakalım. Şu bölgede biliyorsunuz iyi bir endeks düzeltmesiyle birlikte hisse de bunu çok güzel yapmış. Ve hisse 50 günlük ortalamasına doğru şurada geri çekilmiş. Buradan kuvvet alıp yukarı yönde tepki yükselişini sürdürmüş. Şu anda teknik ortalamaların üzerinde ama teknik ortalamalarda hemen hemen şöyle bir miktar yataylaşma söz konusu. Yani 9 ilk yakından takip edeceğim destek olur. Bunun altında 8.83, 8.40 desteklerine bakarım. Ama eğilim halen daha yukarı. Uzun vadeli yükseliş hareketi devam ediyor. Fakat haftalık ortalamalarında çok ciddi bir yükseliş var. Dolayısıyla aşağı yönde düzeltme de diğer hisselerdeki o yükseliş performansı çok bariz, çok şaşırtıcı olmayacaktır. Burada da Goodyear'da da bir miktar düzeltmeye sanki ihtiyaç var. Günlük çerçevede 9 seviyesi ve bununla birlikte 8.83 seviyesi yakından takip edeceğim ilk destekler olacaktır. Cevri Bey Şekerbank sormuş. Valla yani hani çok parlak görünmüyor. Yükseliş performansını daha iyi bir şekilde devam ettirmesi için net net de 1.5 seviyesinin üzerine yerleşmesini beklemekte fayda var. Teknik göstergeler biraz zayıf. 1.5 üzeri olursa çok daha iyi bir yükseliş performansını sağlayabilir diye düşünüyorum. Şekerbank, Kalkınma Bankası bunlar bankacılık sektöründen biraz daha farklı ayrışıyorlar. Dolayısıyla hani burada bir miktar daha dikkatli olmakta fayda var bence. Teknik görüntüsü biraz bozuk gibi görünüyor. 22 haftalık ortalamayı da aşağı yönde kırmaya çalışıyor. Eğer bu önümüzdeki haftada da yine 1.5'ların altında kapanışlar olursa çok vakit kaybetmeyin derim. Doğan Bey ve Ahmet Bey Kozal sormuş. Hemen ona bakalım. Şimdi Kozal'da çok ciddi bir yükseliş oldu ve bu yükseliş hareketini de zaten aslında son 2 haftadır devam ettiriyor. Şöyle haftalık grafiğe baktığımız zaman geçen haftaki yükselişin ardından bir bu kadar da bu hafta da yükseliş koydu. Zaten işte biraz önce BIST 30 sektörleri içerisinde en çok yükselen şirketlerin Koza ve Kozal olduğunu da görmüştük. Valla bir bu kadar daha potansiyel var mı? Bunu söylemek zor. Şimdi şöyle bir karar aşamasında olmakta fayda var. Eğer elinizde varsa ve buradan mı çıkayım, ne yapayım diye soruyorsanız zaten hani baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 8 hafta önce yaklaşık 80 seviyelerinde olan bir hisseden bahsediyoruz. Ve şu anda gelinen noktada 145 TL. Yani siz eğer karım yeterli, bu kar eyvallah çok güzel. Hani bir %5, %6 yükselse de ben alacağımı aldım, yapacağımı yaptım, kar cebe yakışır. Cebime koyarım karımı diye düşünüyorsanız güzel. Ama eğer ya hayır işte %5 daha giderse bu beni çok canımı sıkar. Ben %5'ten %6'dan olmak istemiyorum diye düşünüyorsanız ya o zaman hani bir kendinize bir seviye belirlersiniz. İşte bu 140 mı olur? Artık 135 mi olur? Karınızdan ne kadar feragat etmek istemiyorsanız bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece pozisyonumu sürdürürüm. Ama atıyorum 135'in ya da 140'ın ya da 142'nin bu seviye sizin için kaçsa, bu seviyenin altında düşüşler oluyorsa eğer ben çıkarım, karımdan da olmak istemem diye de bir strateji benimseyebilirsiniz. Eğer elinizde yoksa buradan yeni bir alıcılı olmak yani biraz riskli olabilir. Belki geri çekilmelerde, düşüşlerde alım fırsatı yaratmak daha iyi olabilir. Çünkü hissenin bir bu kadar daha yükselip yükselmeyeceğiyle ilgili bir garanti sunmak gerçekten imkansız. Yükselen Çelik Rami Bey ve Abdullah Bey sormuş. Bakalım. Yükselen Çelik bizim beğendiğimiz firmalardan bir tanesi. Halka arz olduktan sonrasında da zaten şirket CEO'su ile birlikte Tuncay Bey'in yapmış olduğu bir video da var halka arz döneminde. Biz hani katma değerli ürünler ürettiğini düşünüyoruz Yükselen Çelik'in ve gelecekte de iyi bir potansiyel sağlayabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 7.25, 7.16 seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece şirket hissesinin tutulabileceğini de söylemek mümkün.
Tuğba Hanım Nuh Çimento sormuş. Çok açıkçası hani çimentolar benim ilgi alanımda olan hisseler değil. Ama genel itibariyle teknik anlamda sadece 49-10 ve 50-40 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece tutulabilir ama nereye kadar gideceğini söylemek gerçekten çok zor. Aşağıdaki destekler kırılmadığı sürece hani burada elde tutulabilir. Yakın vadede de hani ilk direnç olarak sanki bir 54-90'lar izlenebilir diye düşünüyorum. Özkan Bey, Mehmet Bey ve Halit Bey Teknosa sormuş. Teknosa soran olmuş bayağı. Onu cevaplayalım. Evet, yaklaşık olarak 17,5'lar burada gerçekten direnç konumunda kalmış. Aşağıda yakın destek olarak kısa vadeli yakın desteğinden kuvvet aldığı nokta 15,60. Ve 15,60'ı bir takip ederim. Yükseliş performans güzel güzel gitmiş, iyi gitmiş. Hissede yani güzel bir atak olmuş. Aşağısında daha sonra izlenecek nokta 15 seviyesi ve 13,70'ler. Yani uzun vade tutmak istiyorsanız hani bir bakın bu destek seviyeleri size bir ifade sağlayabilir ama önemli olan hani ne kadar beklediğiniz, ne kadar daha bir yükseliş beklediğiniz. Bence 17,5'lar yukarıda gerçekten önemli direnç bölgeleri olmuş. Çimsa'yı söyledik. Fuat Bey Kartonsan sormuş. Daha öncesinde bu Kartonsan'la ilgili çok ciddi haberler vardı. Bu bedelsiz haberleri, bedelli bedelsiz haberleri vardı. Hatta şurasıydı galiba, değil mi? Çok iyi bir performans kaydetmişti. Tavan tavan hareketleri vardı ama sonrasında da bir durulma oldu. Yani şu anda gelinen noktada şöyle söyleyelim. Basit bir ifadeyle 81 altına dikkat, 82-22'nin üzerinde yükselmesi şart diyelim. Çağlar Bey Dohol sormuş. Dohol'da bir aralık var şu anda ve bu aralıkta hareket ediyor. 3.43 seviyesinden şu anda kırmadığı sürece çok büyük panik yapmam. Ama tekrardan 4.25'lere doğru bir yükseliş hareketi beklemek için de mutlaka ve mutlaka 3.80 seviyesinin üzerindeki kapanışları beklerim. Tofaş sormuş Semih Bey. Tofaş'ta şöyle, Tofaş iyi bir firma. Bizim yakın dönemde model portföyümüzde vardı. Onu iyi bir kar aldıktan sonra değiştirdik artık. Model portföyümüzden çıkardık. Ama potansiyel sağlarsa eğer, yeni bir fırsat sağlarsa yeniden koyarız. Tofaş uzun vadeli olarak iyi bir firma. Onu söyleyeyim size. Yani aşağıda mesela 34 35 seviyeleri bence iyi alım fırsatı verir. Şu anda ufak tefek hafif bir bozulma var. Ama çok ciddi bir bozulma değil. Tekrardan 37-40 seviyesinin üzerine yerleşirse 40'lara doğru atak yapma şansı olabilir ama düşüşler bence Tofaş'ta çok güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Erdinç Bey Kerevitar sormuş. Evet. Yani teknik anlamda biraz bozulma var Erdinç Bey. Bence dikkatli olacağınız şu anda noktalardayız. Haftalıkta da yine aynı şekilde bana ifade ettiği şey 6.54 seviyesinin altındaki satışların hızlanması sonrası 6 seviyesi destek konumuna gelebilir gibi görünüyor. Yine günlükte de biraz teknik ortalamaların altında kalmış. Hani 6.64'ün üzerine yerleşmesi şart ki yeni bir güç yapsın. Bunu sağlamadığı takdirde satışlar biraz daha hızlanabilir. Hatice Hanım Kontrolmatik sormuş. Hiç bildiğim bir hisse değil benim Kontrolmatik açıkçası Hatice Hanım. Yanıltıcı bir şey de söylemek istemem. Son 4 haftada çok ciddi bir yükseliş olmuş. Halka arz olduktan sonra zaten tavan tavan hareketinden sonra bir bu kadar daha devam etmiş. Hatta çok daha fazla üzerine koymuş. Yani eğer yeni alım yapacaksanız yani burada bilmiyorum temel anlamda bana bir şey ifade etmesi lazım bu hisseyi almak için. Sadece şuna bakmamakta fayda var. Bu hisse çok gitti, bir bu kadar daha gider. Hayır, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bence bilançosunu beklemekte fayda olabileceğini düşünüyorum. Ya da elinizde varsa bu sizin kârla olan beklentinizle alakalı bir şey. Kârla olan ilişkinizle alakalı bir şey. Bu hani benim için güzel bir kar diyorsanız cebinize koyabilirsiniz. Ama yetmiyorsa eğer
bekleyebilirsiniz. Fakat nereden geri dönüş olur? Bu hissenin teknik analizini yapmak çok zor. Bu tamamen psikolojik bir açıkçası sınav olabilir sizin için. Lütfen ama dikkatli olun. Çok uzun bir yükseliş kaydetmiş. Günlük anlamda 22 günlük ortalaması 56'larda, 50 günlük ortalaması 37'lerde kalmış. Unutmayın ki hareketli ortalamalar bir mıknatıs gibidir. Ya fiyatı kendine çeker ya da fiyat bir yerde yataylaşır. Ortalamalar fiyata yükselir. Bu konuyla ilgili hani bir bilanço gelsin. Belki bilançodan sonra daha detaylı değerlendirme şansımız olur diye düşünüyorum. Ahmet Bey ve Mustafa Bey Sasa sormuş. Sasa yine Tuncay Bey'in videosunu lütfen izleyin. Valla çok güzel gitti. Hatta Cuma gününün en yüksekte kapatan hissesindeydi. Yani bu da karlı olan ilişkinizle alakalı bir şey. Yeni alım yapılır mı? Artık hani şeylerde, çarpanlarda biraz daha sanki gitmiş gibi görünüyor. 30 seviyeleri yeni alım fırsatı için iyi yerler olur. Ne kadar gider? Hani bunu söylemek zor ama potansiyeli olan ve uzun vade yatırımlarını çok iyi kullanan bir hisse. Zaten temel anlamda videosu yakın dönemde çekildiği için temeline girmeyeceğim. Ama işte kendinize yine burada da bir seviye belirleyebilirsiniz. Uzun vadeciyseniz eğer zaten düşüşler sizin için çok güzel alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Engin Bey ve Sinan Bey Aselsan sormuş. Şimdi Aselsan beni çok şaşırttı. Ben bilanço beklentilerinden kaynaklı olarak bir yukarı yönde bilanço beklentisi için bir yükseliş performansı yapabileceğini düşünmüştüm. 23 Şubat'ta bilançosu açıklanacak. Ama yapmadı ve hatta 17-30'lara doğru da geri çekildi. Alım fırsatımı verdi mi? Bence verdi. Hala veriyor mu? Olabilir. Yani ben 4. çeyrek bilançosunun iyi açıklanacağını düşünüyorum. Orada bir beklentim var. Fakat hani teknik anlamda yükseliş performansı için 18.03 seviyesinin üzerine yerleşmesi lazım. Bunu henüz yapabilmiş değil. Haftalık ortalamalarda da 17.80 güzel bir yer, iyi bir yer. Bunu aşağı yönde kırmasını, hani bu seviyelerin altında uzun soluklu olmasını istemiyoruz. Ama bu haftayı bunun altında kapattı. Bir haftaya belki beklentilerde bir toparlanma olabilir. Belki bir beklentilerden kaynaklı daha doğrusu yukarı yönde bir hareket olabilir. Benim Aselsan'da beklentim var ama henüz gerçekleşmedi. Bir bakacağız. Orada da mesela yukarıda da hani performans açısından 19.40'lar, 19.30'lar iyi bir yukarı yöndeki hareket için direnç anlamında izlenebilir. Evet, bakalım. Bora Bey Avot sormuş. Avot'u kısa vadeli hareketler açısından biz de izliyorduk. Ancak tam olarak bir performans hareketi, yukarı yönde tepki hareketini sağlayamadı. Şimdi kısa vadeli bir sıkışma içerisinde Avot. Hani belki bir 7.95'in üzerinde kapatırsa şansı olabilir ama birkaç günlük bu seviye üzerinde kalmakta ısrarcı olması lazım. Bunu sağlayamadığı takdirde çok yapamayacakmış gibi görünüyor. Ama 7.95 seviyesinin altın üzerinde eğer kapanışlar olursa daha da yükseliş hareketi olabilir diye düşünüyorum. Buraya bir bakacağız. Mesut Uslu Bey sormuş. Ben Mesut Mutlu diye okudum. Mutlu ifade oldu yüzümde. Evet, Jansa sormuş. Jansa'ya bakalım. Jansa çok hızlı gitti. Yani bir bu kadar daha yine yükseliş hareketi yapar mı? Bunu gerçekten söylemek çok zor. Hani teknik anlamda söyleyebileceğim şey belki işte bu 580 seviyesi, 584 seviyesindeki desteğin üzerinde bunun üzerindeki hareketi sağladığı takdirde tekrardan yukarı yöndeki hareketler 600'ün üzerindeki şu 660 hareketi olabilir ama 583 seviyesinin 84 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde de 528'lere doğru bir aşağı yönlü hareket olabileceğini düşünüyorum. Kemal Bey, işmen eğer varsa tutabilirsiniz. Son 5 günde yataylaşma söz konusu oldu. Ciddi bir performans hareketi yaptı. Uzun yıllardır yükselen eğilimini hiç bozmadı. Bu konuda mesela hakikaten
takdire şayan bir hisse şöyle baktığımız zaman. Fakat son dönemde şu yükseliş eğiliminin çok daha bak netleştiğini, çok daha dikleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu alandaki yatay hareket gibi belki burada da bir yataylaşma olabilir. Bir bakacağız, yani bir izleyeceğiz. Şimdiden net bir şey söylemek zor. Ama 18.47 seviyesine doğru eğer bir aşağı düzeltme yaparsa çok panik olacak durum yok. Ara ara düzeltmeler olabilir. Şimdilik yükselen eğilim korunuyor. Turan Bey ve Yalçın Bey Turkcell sormuş. Şimdi Turkcell'de 19 Şubat'ta bilançosu açıklanacak Turkcell'in. İyi bir bilanço beklentimiz var. Türk Telekom güzel bir bilanço açıklamıştı. Yine aynı şekilde bunun da iyi bir bilanço açıklamasını bekliyoruz. 17.57 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 16.57'nin üzerinde kaldığı sürece 17-17.50 bölgesine doğru yukarı yönde bir atak yapabilir. Şimdi Turkcell bilanço açıklandıktan sonra bilançosunu fiyatlama konusunda biraz geride kalan bir hisse. Biraz da hani hareketi daha yavaş sürdürüyor ama bence şirket hareketlerine, şirketin geleceğine baktığımız zaman potansiyel sağlayan bir firma. Aşağısında da 6.30 gerçekten iyi bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem olduğunu şirket hissinde de düşünmüyorum. Osman Bey destek sormuş. Destekte de 15'te iyi bir direnç alanı var. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir tepe yapmış. Sonra 50 günlük ortalamasına doğru düzeltme hareketinden sonra tekrardan 15'lere doğru bir tepe yapmış. Ve şu anda tekrardan aşağı yönde bir düzeltme yapıyor. Şimdi bu düzeltme korkulacak bir düzeltme değil. Ama 13.80'de mi tamamlayacak? Oradan mı yukarı yönde tepki yapacak? Yoksa 13'te mi tamamlayacak? Oradan mı yukarı yönde bir tepki yapacak? Bence onu izlemeniz gerekiyor. Haftalık grafiğine de bakalım. Haftalıkta biraz fazla yükselmiş. 15 yakın vade için. Bence yakın vade için ama bakın söylüyorum. Bence güzel bir direnç. Nerede düzeltme yapacağı, nereden yukarı yönde tepki yapacağı da bence önemli olur. Hasan Bey Tüpraş sormuş. Tüpraş'ın bilançosu geldi. Tüpraş için bizim beklentimiz bitmiş değil. Orada 140'a yakın bir hedef fiyatımız var. 135'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Ezberimde yok ama biz halen daha yükseliş performansının süreceğini düşünüyoruz. Hani belki Tüpraş için uluslararası uçuşların açılması yılın ikinci yarısını bulacaksa eğer yılın ikinci yarısından sonra daha iyi bir performans sağlayabilir. Tüpraş hissesinde bence her geri çekilme, her düşüş ki 100 TL'lerin altına da düşüş oldu. Ben bunu her hafta sorduğunuz Tüpraş hissesinde aynı cevabı veriyorum ama aynı cevabı vermeye devam edeceğim. Dolayısıyla 100 TL'ler, 100 TL'lerin altına doğru düşüşler iyi bir alım fırsatı olmaya devam edecek. Bu konuda da halen daha beklentimiz açıkçası var. Ersan Bey Işıklar Enerji sormuş. Son artık birkaç tane hissemiz olsun. Yavaş yavaş bitirelim. Evet. Işıklar Enerji. Şöyle çok bildiğim bir hisse olmamakla birlikte teknik ortalamalarından biraz fazla uzaklaşmış. Genel itibariyle hani 1.55 iyi bir direnç olur. 1.55'in üzerine yükseliyorsa belki ataklar olabilir ama temkinli olun. Burada yakın destek seviyesi 1.43 seviyesi ama ciddi bir düzeltme yaparsa eğer muhtemelen bu düzeltme 1.31 seviyesine doğru devam edebilir diye düşünüyorum. Son olarak Anadolu Efes, Mehmet Bey ve Mete sormuş ve Ülker'e cevap verelim. Onu da Tuncay Bey ve Hakan Bey sormuş. Anadolu Efes'te bir yataylaşma söz konusu. 26 seviyesinin üzerine yükselmesini isteriz. 24.60'ın da aşağı yönde kırılmamasını isteriz. Son olarak da Ülker, yani bu haftayı çok iyi geçirmedi Ülker açıkçası. Üçüncü çeyrekte çok güzel bir bilanço açıklamıştı. Ama dördüncü çeyrekte de beklentilerimiz var aslında. Ama sağlayamadı. Yani belki 21.98'ler, 22'ler
yakın destek olabilir. Eğer buralar tutmazsa eğer 21.50'ler, 21.45'ler de ikinci destek bölgesi olabilir. Biraz teknik görüntüsünü bozmuş gibi görünüyor. Haftalıkta aslına bakarsanız bakın dikkat edin. Hani kırmızı ve yeşil çizgilerin arasından şey fiyat bu çizgiler fiyatın arasından geçiyor. Dolayısıyla şu anda da bunu yaşıyoruz. Ama aşağı yönde düzeltmenin olabileceği bir ortamda olabilir. Biraz hani elde varsa bunu lütfen göz önünde bulundurun. Bu konuda bir stratejiniz varsa temkinli bir şekilde olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, elimden gelen hisseyi cevaplamaya çalıştım. Ama her hafta bildiğiniz üzere her hisseyi cevaplayamıyoruz. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Genel itibariyle yayınımız böyle bir saat sürüyor ama bir saat boyunca da elimizden gelen fazla hisseyi sizin sormuş hisseleri cevaplamaya çalışıyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Haftaya sorun bekliyoruz. Hoşça kalın. Lütfen videoları da beğenmeyi unutmayın. İyi hafta sonları.